Merhabalar. İkinci uygulama videomuzda screen bileşenini işleyeceğiz. Bunun için yeni bir proje tanımlıyorum. Start new project dedik. Uygulamamızın adı screen. Burada da My Projects'te projelerimiz listeleniyor. Şimdi screen bileşeni zaten proje oluşturulduğunda bir tane screen ekleniyor otomatik. Bu ana bileşen oluyor. Bu screen 1'de uygulamanızın ismini, ikonlarını tanımlıyor biliyorsunuz. Şimdi ben o kısımlarını ilerleyen uygulamalarda, paket haline getirdiğimiz uygulamalarda daha çok değineceğim. Şimdi ikinci bir ekran nasıl ekleriz ona bakalım. Add Screen düğmesi var. Buradaki Add Screen'i kullanarak Screen 2 isminde bir ekran daha ekledim. İkinci ekranı uygulamalarda ayarlar sayfası için, hakkımızda sayfası için kullanabilirsiniz ya da bir oyunda farklı etaplar için kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci ekrana zaten direkt geçti. Ben tekrar buradaki listeden birinci ekrana dönüyorum. Şuradaki Remove Screen ile de istersem o ekranı silebilirdim. Şimdi birinci ekranımda bir düğme ekleyeceğim. Bu düğme ile ikinci ekrana geçiş yapacağım. Bir tane buton sürükledim. Şimdi butonumun ismi, yani görünen ismi text özelliğinden ikinci ekranı aç olsun. Evet, burada düğmenin üzerine bunu değiştirdim. Yalnız bu görünen ismini değiştirir. Butonun kimliği ise buton 1 olarak kaldı. Şimdi biz bu isimleri rename ile değiştiriyoruz. Buna örneğin btn ekran aç şeklinde. Boşluk koyamıyorum yine. Türkçe karakterler koyamıyorum. Böyle isimleri çağrıştırıcı şekilde kodluyorum. Şimdi bu ismi vermesek olmaz mı? Tabii ki olur. Ama uygulamalarınızı büyüttüğünüzde, yani çok sayıda bileşen kullandığınızda, çok sayıda buton kullandığınızda, o butonun hani kod kısmından ne iş yaptığını anlamak için bu şekilde isimlendirirseniz, hani oradaki buton şu işi yapıyor diyebilirsiniz. İşinizi gerçekten çok kolaylaştırır. Genelde düğmelerini isimlendirmeye çalışın. Şimdi tasarlamam bu kadar. Blocks kısmına geçiyorum. BTN ekran aç düğmesine tıklandığında click olayını aldım. Kontrol kısmında benim kullanacağım blok. Burada open another screen name bloğunu buraya ekledim. Yani ekran aç düğmesine tıklandığında bu çalışsın. Benden ekran ismini girmemi istiyor. Metin kısmından boş metin bloğunu aldım. Buraya da demin eklemiş olduğum ekranın adını yazdım. Evet. Şimdi ikinci ekrana geçelim. İkinci ekranı da designer kısmından. Buraya da bir tane düğme ekleyelim. Bunun görünen metni kapat olsun. İsmi de gerçek kimliği de BTN kapat olsun. Şimdi buna da kodumuzu yazalım. BTN kapata tıklandığında bu da close screen bloğuyla kendini kapatsın. Çünkü birinci ekran ikinciyi açmıştı. Bu şekilde kapatıldığında birinci ekrana geri dönüş yapar. Şimdi birinci ekranımıza geri dönerek test edelim. Çünkü ikinci ekrandan test edersek o ekranı kapattığında birinci ekrana dönemez. Çünkü onu başka bir ekranın açması gerekiyor. Şimdi telefonumda bağlantı güncel değil. O yüzden şöyle yapacağım. Resetleyeceğim bağlantıyı. Tekrar AI Companion diyeceğim. Telefonumda da şöyle yapıyorum. Geri diyerek çıktım. Tekrar açacağım. Evet, bu sefer de kod girerek yapalım. HM TNJ bunu yazdım. Connect with koda bastım. Evet. Bağlantı kuruldu. Şimdi ikinci ekranı açıp dokunuyorum. Bakın hem web arayüzüne geçiyor hem de telefonumda geçiyor. İkinci ekrana geçti. Şimdi kapata bastım. Birinci ekrana geri döndü. Uygulamamız bu şekildeydi. Daha sonraki uygulamalarda görüşmek üzere.